Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, 4. haftada İngilizlerin ünlü kulübü Tottenham'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırladı. Oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Sarı Kırmızılılar, oynadığı 3 maçı kazanan, kalesinde sadece bir gol gören İngiliz temsilcisini Victor Osimhen'in 2 ve Yunus Akgün'ün golüyle 3-2 yenerek hem rakibinin namağlup ünvanını sildi hem de puanını 10'a çıkarttı. Bu galibiyetle 36 takımlık puan cetvelinde adını 3. sıraya yazdıran Aslanlar, Avrupa Ligi'nde iddialı olduklarını kanıtlamış oldular. Sıradaki rakip Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar. Hollandalılar lig aşamasında oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 6 puan topladılar. Kırmızı Beyazlılar Avrupa Ligi'ndeki son galibiyetlerini Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik skorla aldılar. Galatasaray ve AZ Alkmaar Avrupa Kupaları tarihlerinde İlk kez karşı karşıya gelecekler. Sarı Kırmızılılar AZ Alkmaar karşılaşmasında Hollanda takımlarına karşı 9. maçlarına çıkacaklar. İlginç bir detay olarak daha önce Hollanda temsilcilerine karşı oynadıkları 8 maçta da Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven olmuştu. Sarı Kırmızılılar AZ Alkmaar karşılaşmasında Avrupa Ligi'ndeki 45. ve Avrupa Kupalarındaki 322. maçlarına çıkacaklar. Galatasaray Avrupa Kupalarında bir Hollanda temsilcisiyle ilk kez 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda eşleşti. Ligde 14 yıl aradan sonra Jupp Derwall yönetiminde 1986-1987 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, Türkiye'yi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkı kazanmıştı. Rakip son 2 yıldır Hollanda şampiyonu olan Hiddinkin çalıştırdığı PSV Eindhoven'dı. Cenevre'deki kura çekimine Alp Yalman ve Jupp Derwall birlikte katılmışlardı. Derwall anı kitabında PSV ile eşleştiklerini öğrendiği an Alp Yalman'la birbirlerine baktıklarını ve Yalman'ın gülümsediğini fark edip rahatladığını söylüyor. Çünkü Hollanda milli takımından kaleci Van Breukelen, Ronald Koeman, Vanenburg, Van du Kerkov, Danimarka milli takımından Lerby, Heintze, Nielsen ve Belçika milli takımı kaptanı Erik Gerets'in formasını giydiği PSV Eindhoven dönemin en güçlü takımlarından biriydi. Derwall anı kitabında tüm gücümüzü harcayacağımız ve elensek de utanmamıza neden olmayacak bir yarı Avrupa karmasına karşı oynayacaktık diyor. Turun ilk maçı beklendiği gibi tek kale oynanıyordu. Çiftçiler çok oyuncuyla hücum ederken Aslanlar da çok adamla kalelerini savunuyorlardı. Dakikalar ilerledikçe karşılaşma PSV ile Simović arasında dönmeye başladı. Bir sonraki gün gazetelerde 10 puan üzerinden 7 puan alacak olan kaleci Simović, PSV'nin ataklarında harikalar yaratıyordu. Maçın 30. dakikasında ise oldukça ilginç bir an yaşandı. Uğur Nilsen'in yaptığı bir faulün ardından yerde kalmış, oyuncu yerde kıvranırken yan hakem orta hakemi uyarıp Nielsen'in kramponlarına bakmasını söylüyordu. Portekizli hakem de oyuncunun yanına gidip kramponlarına baktı ve ona sarı kart gösterdi. Aynı dakikalar içerisinde bir başka ilginç olay daha yaşanıyordu. Oyunun durmasından yararlanan Mustafa Denizli saha kenarına kadar gelip futbolcularına bir şeyler söylerken nedendir bilinmez Erik Gerets Denizli'ye doğru koşup onu sert bir şekilde itiyordu. Gerets bu hareketinden dolayı maç boyunca 15.000 Türk taraftarı tarafından sürekli protesto edilecekti. Burada Gerets'e bir parantez açmak fayda var. Gerets'in kim olduğunu hatırladınız herhalde. Bu maçtan yaklaşık 18 yıl sonra Galatasaray teknik direktörlüğü yapacak olan ve o günlerde Belçika kaptanı olan ünlü futbolcu Erik Gerets. 2005-2007 yılları arasında Sarı Kırmızıların başında olan Gerets, özellikle kulübün mali bir kriz yaşadığı ve hem kendisinin hem de oyuncularının para alamadığı 2005-2006 sezonunda takım halinde mücadele örneği gösterip 83 puanla şampiyon olmaları kulüp tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. 16 Eylül 1987'ye Philips Stadyumu'na geri dönersek, maçın ilk yarısı Galatasaray ve özellikle Simović'in üstün performansıyla golsüz sona erdi. İkinci yarı Hollandalılar baskıyı iyice arttırıyorlardı ama kalede hala Simović vardı. Yugoslav oyuncu 4 dakikada Hollandalıların 3 net pozisyonunu efsanevi bir şekilde önleyerek onlara adeta gözdağı veriyordu. Fakat maçın 57. dakikasında Mirsad Kovacevic'in çıkarken verdiği yanlış pasla başlayan atakta Kilhoes topu filelere gönderip Hollandalıları 1-0 öne geçiriyordu. 75'te ise maçta defalarca Simović'i yoklayan şutlar çeken Koeman ceza alanı içerisinden farkı 2'ye çıkarıp takımını iyice rahatlatıyordu. Maç bu skorla bitecek derken maçı televizyondan anlatan Orhan Ayhan'ın defalarca bu olmayacaktı dediği Ahtikot'un uzaktan attığı şutla Hollandalılar oldukça zorlandıkları maçı hiç ummadıkları bir skorla 3-0 kazanıyorlardı. Tabii bu maçın bir de Ali Sami Yen'de oynanacak Jupp Derwall etkisiyle yaşanacak bir rövanşı vardı. Ünlü teknik adam PSV'yi şaşırtmak ve güvenini sarsmak için başlama düdüğüyle beraber hızlı ve baskılı bir oyun planı hazırlamıştı. Sarı Kırmızılılar Derwall'in istediği gibi oyuna oldukça hızlı başlıyorlar. Baskılı oyunun meyvesini 5. dakikada Tanju Çolak'ın kafa golüyle toplamıştı. topluyorlardı. Erken gelen bu gol ilk maçtaki 3-0'a rağmen umutları arttırıyor ve tribünler adeta çıldırıyordu. 1-0'dan sonra PSV toplanıp birkaç pozisyona girse de aslanlar hızlıca ipleri yeniden ellerine alıyorlar. Mirsad, Uğur ve Tanju'yla peş peşe pozisyonlara giriyorlardı. 42. dakikada tribünlerin bir kere daha çıldıracağı o pozisyon yaşandı. Cevat Prekazi'nin yerden yaptığı sert ortada Berry van Aerle topu kendi ağlarına gönderiyor ve skor 2-0 oluyordu. Tribünler 3-3-3 diye tempo tutmaya başlamışlardı bile. Sarı Kırmızılılar Derwall'in akıllı taktiğiyle ilk yarıda kimsenin beklemediğini başarmışlardı. Ama elbette bunun bir de ikinci yarısı vardı. Maçtan sonra gazetecilere 2-0'dan sonra oldukça endişelendim diyecek olan Hollandalı teknik adam Hiddink ikinci yarıda sahaya oldukça defansif bir takım sürüyordu. Oyuna yeni giren Ahtikot Tanju'ya adım attırmıyor. PSV defansı da Galatasaray'ın ileri uç elemanlarına önde pres yapıyorlardı. Bu yüzden de aslanlar bir türlü açık bulamıyorlar ve baskıyı arttıramıyorlardı. Dakikalar ilerledikçe yorgunluk belirtileri de artmaya başladı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray kupadan eleniyor ama oyuncular paha biçilmez bir deneyim kazanıyorlardı. Jupp Derwall aslında geleceği planlıyor ve oyuncularının Avrupa'nın elit takımlarıyla başa çıkmaya çalışarak yepyeni, tamamen farklı bir deneyim kazanacaklarını düşünüyordu. En önemlisi de bu maçlarda oyuncuların duydukları iç gerilimi, sahne korkusunu ve gerginliği de kontrol etmeyi öğrenecekler. Bu da gelecek yıllarda başarıyı getirecekti. Gerçekten de Derwall'in düşündüğü ve planladığı gibi oldu. Sadece bir sezon sonra aslanlar Avrupa'nın 1 numaralı kupasında adlarını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran ilk Türk takımı oldular. Kupada yoluna devam eden PSV Eindhoven o sezon Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray dışında kimseye yenilmeden sırasıyla Rapid Wien, Bordeaux, Real Madrid ve Benfica'yı kupa dışına itip Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzelerine götürdü. PSV'nin başında olan Hiddink ise 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'nin ve 2010 yılında Türk milli takımının başına geçecekti. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde hedefe kilitlenmiş bir roket gibi yoluna devam eden Sarı Kırmızılılar için yeni bir galibiyet zamanı. Galatasaray'a AZ Alkmaar karşısında başarılar diliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi ilginç bilgilerle eylemlerimiz devam edecek. Takipte kalın.